Açtım. Okey. Evet, biz bir önceki ders ne yaptık? Bir önceki ders dedik ki bir boyutta doğrusal hareket dedik. Buradan böyle bir işte aracın hareketini tanımlamadan önce, tabii ki de bunları görmeden önce yer değiştirmeyi anlattık. Dedik delta x dedik. Son konumla ilk konum arasındaki farkı eşittir dedik. Bu delta x'ten dedik ki yer değiştirmeyi toplam değişen zamana, yani arada geçen süreye de diyebilirsiniz. İşte son süreden ilk sürenin çıkartılması demek delta t. Bölersek dedik. Averaj veya ortalama hızı elde ederiz dedik. Ortalama hızı da dedik. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi ikinci bir yöntem olan iki tane hızı toplayıp ikiye bölerek de elde edebiliriz dedik. Sonra bir şey tanımladık burada. Tanımlamadık daha doğrusu. Bir grafik çizdik. XT grafiği çizdik, konum zaman grafiği. Dedik ki tabii önce şey yaptık bu grafikte. Eğimine bakalım dedik bu grafiğin. Eğim formüllerimizde neydi işte? X bölü y'ydi. Hani x2 eksi x1 bölü y2 eksi y1'di bizim eğim formülümüz. Buraya uygulayınca da ne çıktı? X2 eksi x1 bölü y2 eksi 1 y1'i. Buradaki y eksenimizde olan y2 ve y1 yerine t2 t1'e bıraktı. X'ler yine x2 x1. Delta x bölü delta t çıktı. Ve bu da bize şu yukarıdaki örnekte olduğu gibi ortalama hızı verdi. Yani ne anladık burada? Buna göre dedik konum zaman grafiğinin ivmesi, eğimi, ivmesi demeyelim buna, eğimi diyelim. Eğimi bize ortalama hızı veriyor dedik. Sonra ikinci yöntem olan ikinci yöntem de ne demekse, ikinci yöntem diye bir şey söylemedik tabii ki de. Bir diğer şeyimize geçtik, kavramımıza geçtik. Bu da buradan da görebileceğiniz üzere anlık hız. Anlık hızı tanımlamak için yine böyle bir XT grafiği verdik konum zaman. Buradaki delta t'yi, yani süredeki değişimi gittikçe kısalttık. Bu değişimi sıfıra doğru yaklaştırmaya başladık. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Tabii değişim sıfır olursa ne olur? Zamandaki değişim tam o zamandaki, yani mesela atıyorum 5. saniyesi 5. saniye, 1. saniyesi 1. saniyedeki hızını bulabileceğiniz anlamına gelir. Buradan bu şekilde yaklaştırmaya biz limit şeklinde bunu yapabileceğimizi söyledik. Tabii bunu söyleyince bir formül tanımlamamız gerekti. Bu da ne oldu? Delta dedik ki limit dedik. Delta t sıfıra yaklaşsın dedik. Hani o aralığı küçültüyoruz ya. Yine buraya averaj hız formülümüzü, yani ortalama hız formülümüzü yazdık. Ve bu bize konumun türevini verdi. Bu formül. Delta x bölü delta t. Burada da bunun neden olduğunu gösterdik. İşte bu delta şeyi t aralığına sıfıra yaklaştırarak ve anlık hızı verdiğini görmüş olduk. Peki, buradan sonra geçtiğimiz bir diğer kavram olan ivme kavramına geçtik. Bu ivme, yani hızlanma da diyebilirsiniz. İvmeye dedik ki işte birim zamandaki hızın, ha birim zamana, yani birim zamandaki hızdaki değişim dedik. Öyle söylemeye gerek yok. Sonra bunu bu şekilde ifade ederiz dedik. Hızdaki değişimi nasıl ifade edebiliriz dedik. Bu şekilde söyledik. Delta V bölü delta T dedik. Yani hızdaki değişim bölü, çünkü zamanlı geçmesi gerekiyor. Zamandaki değişim. Yine ivme için de bir şey yaptık. Nedir onun adı? Limit, anlık ivmeyi bulmak için aldık. Bu işte delta T'yi yine sıfıra yaklaştırdık. Üstteki grafikte olduğu gibi. Ama bu kez grafiğimiz tabii ki de VT grafiğinde T'yi yaklaştırıyoruz. Buraya geleceğiz. Delta T'yi yaklaştırdık sıfıra. Bu da bize yine aynı averaj ivme formülümüzü yazıyoruz buraya. Hızın türevini veriyor. Bunu anlamış olduk. Peki hızın türevi neydi? Konumun türeviydi. O zaman dedik ki ivme konumun ikinci türevidir dedik. İki kere türev alırsak dedik konumda ivmeyi elde ederiz dedik. Buradan buna ulaştık. Burada bir soru sorduk, işte onu çözdük. Sonra burada işte tekrardan VT grafiğinde eğimi, ay, T aralığını sıfıra yaklaştırıp bize eğimin anlık hızı verdiğini bulduk. Sonra da başladık hareket formüllerini yazmaya.
Dedik biz neler biliyoruz? Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler neler dedik? Birincisi, şuradan hemen V1 yerini dedik. Mesela hani ilk hızı ya V1 demek veya T1 demek ilk zamanı ya. İlk andaki zamanı, harekete başladığı andaki zamanı, V1 de harekete başladığı andaki hızı. Biz bu V1 yerine dedik, V0 diyelim dedik. Çünkü çoğu zaman harekete hani hiçbir hız olmadan başlarsın. Sıfır hızla başlarsın ve sıfırıncı saniyede başlarsın. Sıfırıncı saniyede hızın sıfırdır. T1'e de sıfır diyelim dedik. Buradan bu formülü, yani yukarıdaki bu bildiğimiz avaraj ivme formülünü yazdık. Şey 1 T1 ve V1 yerine V0 0 getirerek elde ettiğimiz sonuçta buradan hemen bu arada V2 ve T2 yerine de artık 1 diye bir şeyimiz olmadığı için V2 yazmanın hani 2 diye belirtmenin anlamı yok. Son hızımızı V2 olarak belirtelim. Son süremizi de T olarak belirtelim dedik. İşin bittiği süreyi. Bunu elde ettik. Vx eksi V0x T eksi 0. Yani şu formülün aynısı. Baktığınızda hiçbir şey değişmedi. Burada hemen ne yaptık? Vx'i yani şunu yalnız bıraktık ve bize verdiği sonuç ne oldu? Hız zaman formülü oldu. Evet, hız formülümüzün şeyini elde ettik. Sonra geldik dedik ki V avaraj formülümüzü tekrardan yeniden düzenleyelim dedik. Neydi? x2 eksi x1, t2 eksi t1'di. Yine 1 x1 yerine, çünkü ilk konum da genelde 0 olur ya, hani 0. metre olarak kabul ederiz harekete başlanan ilk konumu. Onun yerine hemen x0 yazalım dedik. Zaman yine bildiğiniz gibi birin ilk zamanımız 0. Burada ikinci bir formülümüz vardı. Bu da neydi? Ne diyelim ona? Buradan gerekli şeyleri yaptığımızda elde edeceğimiz ikinci formülümüzde de işte hani birinci hız artı ikinci hız bölü 2 idi. Bunun yerine V0x, çünkü artık V'ler yok, artı Vx bölü 2 dedik. Sonra bu iki formülden elimize şu çıktı. Birbirleri yerine yazarak V avaraj, neyi burada birbirleri yerine yazıyoruz? Tabii bu da önemli, birbirleri yerine yazarak dediğimiz. Burada göreceğiniz gibi şey yerine işte burada hemen şu formülde yerine koyuyorsunuz bu formülü. Değil mi? Avaraj bu arada, al yazdığıma bakmayın. Buna göre V avaraj formülümüz işte hani yerine koyuyorsunuz dedim, Vx'i yerine ne yazıyoruz? V0x artı AT yazıyoruz bu formülde ve ortaya şöyle bir formül çıkıyor. Bu formülde düzenlersiniz. V avaraj işte V0x artı 1 bölü 2 AT çıkıyordu. Buradan avaraj hız formülümüzü elde ettik. Sonra geldik yine konum bölü zamana. Bu artık eksi 0 yazmama gerek yok. 0 hani hiçbir etki etmeyeceği için toplama işleminde veya çıkarma işleminde. Bu şeyimizi delta x bölü delta t'yi bu şekilde ifade edebiliriz dedik. Bunu bu şekilde ifade edip x'i yalnız bırakırsak elde edeceğimiz sonucu bulduk. Sonra buradan işte çok güzel böyle aman aman işlemler yaptık. AX yerine yazdık. Burada bunları yazdık. Buraya getirdik. Şu iki işlemde avaraj işlemleriyle AX avarajını birbiri cinsinden yazdık. Böyle bir equation elde ettik. Ve en sonunda tüm her şeyi toplayıp düzenleyip zamansız hız formülünü elde ettik. Sonra dedik ki daha bitmedi. Daha ne yapalım dedik ve yine şu iki avaraj formülümüzü yazdık. Bunları birbirinin cinsinden yazıp bu kez de konumu ivme olmadan sadece hız cinsinden, hız ve zaman cinsinden ifade ettik. Peki burada asıl bahsetmediğimiz geçen önemli olan noktalardan bir tanesi. Şimdi biz ne dedik? Hız konumun türevine eşittir dedik, değil mi? Yani bir önceki dersleri şimdi özetleyince. Peki burada konum şeyimizi görüyoruz, denklemimizi. Bunu t'ye göre hani türevini alıyoruz. Çünkü delta t ya en altı. Dt oldu. Bunu t'ye göre türevini alınca bizim v elde etmemiz gerekiyor, değil mi?
Bunun hemen şurada, burada bakalım. Aynen. Bir dakika, silgide kalmışım. Hop. Evet. Şimdi bunu hemen burada yapalım. Bunun türevini aldık. Alıyoruz. Burası bir defa Vx olacak değil mi? Şey olarak hani x'in türevi v'ye eşit dedik. Bunun t'ye göre türevi ne olur? V0x'in. Evet, bekliyorum. V0xt'nin, V0x'in değil, düzeltiyorum. V0x çarpı t'nin t'ye göre türevi. Şöyle soralım. Şunu biliyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız. 2x. Bunun x'e göre türevi nedir? F eşittir. Fx eşittir, tamam mı? 2x oldu. Buna göre. 2. Duyamıyorum. 2. 2, tamam. Bunun t'ye göre türevi nedir o zaman? V0x mi oluyor? Evet, V0x. Devam et. Artı. 1 bölü 2 at. 1 bölü 2 at mi olur sence? Şu küp, ay karesi unutma. Bu ne olacak? Mesela x karenin türevi nedir? 2x'tir. X küpün türevi nedir? X küpün türevi nedir? 3x kare. Ben 3x. Cevabı söyleyeyim şimdi. Aynen. Burada ne olacak peki o zaman? At olur. Evet. Yanlış yazmayalım. At. Bu arada bakıyoruz. Ta en üste çıkıyoruz. Bu hareket formülleri nerede tanımladım ben? Ha, burada. Gördünüz mü? At artı V0x. Elde ettim mi? Elde ettim. Demek ki sadece türevini alarak da elde edebilirim. Bunun türevini alın peki. Bunun türevi ne eşitti? İvmeye eşitti. Ne elde ediyorsunuz? Şuranın türevini alırsanız sağ tarafın eşitliğin. V0x'in türevi nedir? T'ye göre. 0. AT'nin türevi nedir? A. Yani AX, X ivmesi neye eşitmiş? İvmeye. Yani doğru. Burada bir sıkıntımız yok demek oluyor bu. Peki. Dur bakalım. Nerede yazdım ben seni? Şuraya bakalım. Tamam. Bunlar yeterli. Bir şey de yazmamışım bir yerde de. Evet. Şimdi gelelim işlerin güzel olacağı yere. Ben hazır bunları anlatmışken size burada çok güzel bir soru buldum. Böyle yapınca da kötü kötü oluyormuş. O yüzden böyle yapmıyoruz. Ben söylüyorum. Diyor ki bir tane motosikletli var diyor. Tamam mı? Bu motosikletli doğuya doğru hızlanarak, ivmelenerek hareket ediyor diyor. Bu ivmesi de diyor şudur diyor. Bu motosikletlinin. A ivmesi diyelim. 4.0 metre bölü saniye kare diyor. Tamam mı? Bu diyor t0 anında diyor t eşittir 0 iken şeyden city şehir sınırından 5 metre doğuda diyor. Yani t0 iken bu 5 metre doğudaymış. 5 metre doğuda. Yani ilk konumu bunun 5 metrelik doğu konumuymuş. Şehir sınırına göre. 5 metre doğu. Ve hızı da T0 iken dikkat edin. Yani o zaman ne olur? V0'a, T0 anındaki hızına V0 diyorduk. 15 metre bölü saniyeymiş. Bunun diyor, bu aracın ikinci saniyedeki konumunu ve
hızını bulun diyor. Evet. Bir defa bunun konumunu bulmanız için size ne gerekir? Yukarıda bir sürü formülümüz var. Şimdi nerede oldu? Bu T bu arada X gibi duruyor ama. Şimdi T olduğunu belirteyim ben de. Yani ben basit mantıktan düşün. 5 metre uzaklıktaysa T 0'daki hızı 15 metre bölü saniye ise o zaman 2 saniye sonunda hızı 9 artacak. Ama toplam aldığı yolu bulmak için 5 metre ekleyeceğiz. Çünkü yani uzaklığı 5 metreymiş T 0 anında. Şimdi bir defa böyle çözüyorsun ama böyle çözmene gerek var mı? Yanılma payın hani mantıklı bir şekilde fikir yürütmeye çalışıyorsun. Güzel. Ama bence hani yukarıda ve bir önceki derste bir sürü formül tanımladık. Bu formülleri hani tanımladığımız şekilde düşünüp ondan sonra bu yürüttüğü mantıkla örtüşüyor mu diye baksa çok daha mantıklı olmaz mı? Evet. Daha mantıklı olur bu şekilde. Yani bunu bulmanız için konumunu önce sizin konu denklemini bilmeniz gerekiyor. Konu denklemi bu arada ezberlemeyin. Çünkü ne gerek var? Konum denkleminin nasıl türettiğini gördünüz. Yani şunları bilmenize gerek yok. Aslında var. Ama şöyle yok. Nasıl anlatacağım size bunu? Mesela bu konum vektörü. X0'ımız bizim bir şey. Konum denklemi. Vektör ne demek ya? Bu konum denklemi. Değil mi? Burada ben size bunu şey yapmışım. Ama veya bu şekilde X0'ı kenara atarsanız bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama ben buraya gelene kadar nasıl türettim? Hiç bunları ezberden yazmadım. Tuttum. Ta başladım şeyden. Hızın delta x bölü delta t olduğundan başladım. Bakın buradan başladım. Yani bunu siz de ezberlemek zorunda değilsiniz. Tutup buradan türetebilirsiniz. Evet. O zaman bizim ivmenin de şeyini yazmamız lazım. Yani önceki hızına ivmesi çarpı zamanı ekleyip aldığı yolu ekleyeceğiz sonra. Tamam. Hani öyle. Ne yazacağız o zaman? X eşit, yani x toplam eşittir. V 0 artı a çarpı t. V 0 artı a çarpı t mi? V 0 çarpı t artı a çarpı t. Yok. Söyleyeyim ne dediniz? V0 ha, eğer bilmiyorum diyorsanız yukarı çıkalım bakalım. Ama bunları bilin. Yani bunu nasıl türetildiğini bilmeniz gerekiyor. Neymiş? Şu yani bunu nasıl yazdığınıza bağlı. Sona ekledim diyelim x sıfırını. Yani saniye sıfırkenki konumunun. V sıfır x yani V sıfır x eksenindeki hızı demek V sıfır x. V sıfır çarpı t artı 1 bölü 2 a t'nin karesi değil mi? Yazalım. V sıfır x çarpı t artı 1 bölü 2 a ve t'nin karesi. Bir de en sonuna ne ekliyorduk? Sıfırıncı yani zaman sıfırkenki konumu ekledim. Evet. Bu ışıkta buna göre şimdi ne yapmam gerekiyor? Formülümüz bu.
Ben ikinci saniyedeki hızını ve konumunu bulmak istiyorum. Yerine yazalım o zaman şöyle. Yazalım, söyle. İlk seçitir, ilk hızı kaçtı? İlk hızı 15'ti. İvmesi 4'tü. Gideceği sürede zaten 2 saniye. Tamam. Hemen yazalım. V0'ımız neydi? Dediğin gibi 15 metre bölü saniye. 15. Evet. T neydi? 2 saniye. Aynen. Artı 1 bölü 2. A neymiş? 4. T yine 2'nin karesi. Artı. X0 ne peki? 5. Doğru. 5. Buradan ne elde ederiz? 40. 40 mı elde ederiz? 43 pardon. 43 evet. 43 ne olacak? Birimi ne peki? Metre. Metre. Çok güzel. Tamam. Şimdi geldik hızını bulmaya. V dedik. Eşittir. Hız formülünü hatırlayan var mı? V0 artı A çarpı T. Doğru. V0 artı. Bu arada hatırlamıyorsanız bunun direkt türevini alıp bulabiliyorsunuz. Bu da size daha demin gösterdiğim şeydi. A çarpı T. T'yi yazamıyorum bir türlü. Evet. Burada yerine koyalım ne olacak peki? V eşittir. Yazamıyorum. Niye? Heh. 15. 15 artı. 4 çarpı 2. 8. Kaç oldu? 23. Birimini söylemeden 23 deyip bırakma. Metre bölü saniye. Aynen metre bölü saniye. Tamam buraya kadar okey. Şimdi sorunun ikinci kısmı ne diyor? Bize diyor ki bu aracın hızı ne zaman 25 metre bölü saniye olur diyor. Sizce bu nasıl bulunur? Ben burada Vx'in veya V'nin 25 olmasını istiyorum. Ve bu hani neresi diye sorduğu için 25 olmasını istiyorum. Tabii konumunu bulacağım. X'i bulacağım yani. X eşittir diyeceğim. Ama X eşittir tabii formülü vermiş olma. Öyle demeyelim. Ben buradaki X V 25 iken ki X değerini istiyorum. Evet. Çok daha güzel oldu. Ne yapmam gerekir? Bir fikri olan var mı? Direkt sözü olarak söylesin. Ona göre devam edelim. Bu sabit ivmede devam ediyoruz değil mi? Tabii sabit ivme bu hareketimiz bizim. 25 metre bölü saniye anında ulaştığı zamanı bulmak lazım. Ondan sonra. Peki zamanı ulaştığı zamanı nereden bileceksin? Zaman. Gene aynı formülden. Hı? Gene aynı formülden. Ama x'i bilmiyorum ben. Aynı formül. Mesela yukarıdaki. Hem x'i bilmiyorum hem şeyi bilmiyorum. T'yi bilmiyorum. Şundan gidelim o zaman. Gelin deneyelim. Bunu aşağı atıyorum. Bu başka bir şey. Sonra geleceğiz buraya. Buraya dedik ki V demeyelim. 25 değil mi? Eşittir. İlk hızı neydi? 15. Artı 4 çarpı T. T'nin ne olması gerekiyor? 2,5. Bir anda işler biraz karıştı. Evet. T 2,5. Garip bir zaman elde ettik. Tamam. T'ye 2,5 dedim. Devam. X formülünde yerine koyun bunu. Şurada. 2,5'un bakalım karesini nasıl alıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu arada zor bir şey değil 2,5'un karesini almak da. Yani ben olsam hesap makinesi kullanırım mesela. E, 50 yapıyor.
2,5'ün karesi 50 mi yapıyor? Hayır yani yolu bulmuştum da pardon. Ondan demek ki çok istemedim. Yor 50 mi yapıyor? Yanlış. Ama yaklaşmışsın. Şöyle devam edelim. Bu yoldan gidiyorsak eğer yerine koyuyorduk değil mi? Ne dedik? Formülümüz ne? Hemen yazdık. X eşittir. V0x t 15 çarpı 2,5 artı 1 bölü 2 buraya direkt şey yazalım. İşimiz rahatlasın. 2 yazalım. Çünkü 4 ile 1 bölü 2 çarpınca 2 elde ediyorsun. Ne gerek var? 2 çarpı 2 t neydi? 2,5. Bunun neyi? Karesi. Artı ne? 5. Sen büyük ihtimalle bunu eklemedin bu arada. Cevap 55 çünkü. Ha, evet doğru. Hemen bunu hesaplayalım. Cevap ne çıkıyor? 55. Peki. Bu bir yöntem. Evet. Güzel. Hop yazamadım. Yazdım. 55. Başka bir yöntem. Daha basit. Bu zamanla uğraşmak istemiyorum diyelim. Çünkü zaman hani bu şekilde virgüllü geliyorsa değil mi? Ben de böyle sayıları çarpmak istemiyorum dedim. Ne yazıp ne yapabilirim? Ne yazabilirim? Zamansız hız formülleri vardı değil mi? Bizim hani şurada burada bir yerde belirttim ama burada belirtmişim. Burada gösterdiğimiz. Bunu da kullansam yine buradan x'i yalnız bıraksam istediğimi elde edemem mi? Ederiz. Değil mi? Bu da bir seçenek. Yani tutup ben derim ki mesela zamansız hız formülünde yerine koyma yapalım ama önce zamansız hız formülünü yazalım. Daha rahat olsun. Hem siz de sürekli göre göre öğrenmiş olursunuz. Neydi? V0 x'in karesiydi. Ondan sonra ne yapıyorduk? Artı 2 a x parantez içinde x eksi x 0. Okey. Burada yerine koyarım. Bunun 25 olmasını istiyorum dedim. Burada her şey böyle çok güzel bir şekilde gelecek değil mi? Şimdi 20. Ama direkt x'i istiyorum ben daha doğrusu. Burada x'i yalnız bırakalım hemen. X nasıl yalnız bırakırım? Ne olur x'i yalnız bırakırsam bu eşitlik neye dönüşür? X neye eşit olur? Bunu bana sakın x'i yalnız bırakamıyorum şeklinde söylemeyin. Sadece eşitlikleri düzenliyoruz şu an. Şey alacağız. Bu arada buradaki x değil ha. 2ax alttaki x yani. Bunu yazmasak da olur. O kafanızı karıştırmasın. Dur. Şimdi ona bakıp da şey demeyin. Söyle sen Dorian. Şey diyecektim. Yani karşı tarafa attıktan sonra bunların kare köklerinde okey. Kare köklerinde. Kare kökleri gerek var mı ya? X'i yalnız bırakıyorum ben sonuçta. Ha. X'in bir şeyi yok herhangi, karesi yok. Şey diyeceğim, X'i yalnız bırakamıyor musunuz? Şöyle olmaz mı? Vx'in karesi eksi v0x'in karesi. Tamam. Vx'in karesi sonra? Eksi v0x'in karesi. Tamam. Bölü 2a. Çok güzel. Artı x0 değil mi? Aynen. Tamam. Doğru. Buradan da yerini koyarsanız işte 15'in karesi, burada 5'in karesi. 5 değildi. Bu evet. Bu 15'in karesi, bu 25'in karesi. Burada artı 5 bölü 8 derseniz yine elde edeceğiniz sonuç 55 metre olacaktır. Şimdi ben size ikinci bir link atacağım. Çünkü özetlerken bunun süresi doldu. Hadi öbüründe görüşelim. Hemen atıyorum. Tamamdır.